Efendim 27 Ocak Perşembe, iyi akşamlar diliyoruz Ulusal Kanal'a ve Ulusal Radyo'ya. Hoş geldiniz. Ana haber bültenimizle karşınızdayız. Birkaç günlük bir hastalık molası oldu. Ardından tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki arkadaşım Sinem Fıstıkoğlu'na da güzel sunumuyla, güzel duruşuyla sizlere eşlik ettiği için de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim gündem bugün de hayli yoğun, yine sıcak ve yoğun bir bülten hazırladık size. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceği öğrenildi ve de Kremlin'den bu yönde bir açıklama geldi. İlk gündemimiz bu olacak. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir daveti olmuştu. İşte o daveti kabul etti Putin. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında dün akşam bir televizyon kanalında çok önemli açıklamalar yaptı. Ekonomiden iç siyasete ve dış siyasete kadar belli başlıklarda özellikle önemli açıklamaları vardı. Bu açıklamaları ekranlarınıza getirecek. Aynı zamanda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına da başkanlık etti. Bunu da belirtelim. İyi Parti PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı. Her zaman olduğu gibi İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz yaptı açıklamayı. Dün bağlandığı bir televizyon programında konuştu. Açıklamalarını da yine derledik, sizler için aktaracağız. Ulusal Kanal'ın örtülü ödenekten para aldığı iftirasını atmıştı kim? Sözcü gazetesinden Emin Çölaşan ve Ulusal Kanal tabii ki bu iddia karşısında bir dava açmıştı. O davayı kazandı ve Çölaşan ve Sözcü gazetesi de tazminat ödemeye mahkum edildi. Kömürün başkenti Zonguldak 30 Ocak'taki kömür üretim devrimi kurultayına hazırlanıyor. Hazırlıklar son aşamada artık ve ziyaret ettiler kömür işçilerini Vatan Partisi yetkilileri. Yine bu haberi de sizler için derledik. Efendim Mersin'de plansızca ekilen muz serası ve avokado ağaçları maalesef dondan olumsuz yönde etkilendi. Gördüğünüz gibi kar altında kaldı. Maalesef ürünler artık tüketilemeyecek hale geldi. Hasat da edilemeyecek bu anlamda. Bu görüntülerde armut ağaçları Antalya'da kara direnen armut ağaçları yüksek girdi maliyetlerine maalesef direnemedi ve üreticiler ağaçları sökmek zorunda kaldı. Maalesef tablo acı, aktaracağız. Merkez Bankası da yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyondaki rakamlar beklentiler yönünde değişiklik gösterdi. Peki hangi yönde, yükseliş mi düşüş mü? İşte bunu da hazırladık sizler için. Hazırsanız başlıyoruz. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i. İşte bu davetle ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Ziyaretin gerçekleşeceği belirtildi. Hemen ayrıntılara bakalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. Tarihi henüz netleşmedi kritik ziyaretle ilgili ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili bilgi verdi. Çavuşoğlu, Putin Pekin olimpiyatlarından sonra tarihte verecek dedi. Gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretim, bunları çok önemsiyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan önemli bir açıklama geldi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini duyurdu. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin'le Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimle ilgili arabuluculuk teklifini birçok kez tekrar etmişti. Kremlin sözcüsü Peskov, Covid-19 salgını ve takvimler izin verir vermez bu davetin yerine getirileceği konusunda anlaştılar ifadesini kullandı. Tarihi henüz netleşmeyen kritik ziyaretle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bilgi verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'i Türkiye'ye davet etti. Ocak ayı içinde bazı tarih önerileri oldu karşılıklı ama uymadı. Şimdi önümüzdeki süre içinde özellikle Putin'in Pekin olimpiyatlarından döndükten sonra bir tarih verebileceklerini de arkadaşlarımıza söylemişler.
Bugün Peskov da bu doğrultuda bir açıklama yaptı. Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirmeyi hedefleyen Erdoğan'ın 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gitmesi bekleniyor. 3 Şubat tarihi aynı zamanda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü. Ve önümüzdeki ayın başlarında malum Ukrayna ziyaretim var. Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Kiev'de baş başa görüşme yapması bekleniyor. Efendim, Rusya'nın NATO'nun doğuya genişlemesi konusunda güvenlik garantisi taleplerine Amerika Birleşik Devletleri yazılı yanıt verdi. Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle Rusya'nın talebini reddeden Amerikan yönetimi Ukrayna'ya silah sevkiyatının da süreceğini açıkladı. Rusya'dan da en önemli taleplerimize olumlu yanıt alamadık açıklaması geldi. Batı'nın kurnazca davrandığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın güvenlik garantisi taleplerine yanıtını Moskova'ya iletti. Rusya'dan ana taleplerimize olumlu yanıt yok açıklaması geldi. Washington yönetiminin Moskova'ya ilettiği belgede Ukrayna'nın kendi ittifaklarını seçme hakkı vurgusu yapıldı. Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması yönündeki talebi geri çevrildi. Belgenin ayrıntılarını ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıkladı. Rusya'ya gönderdiğimiz mektup, kamuoyu önünde söylediklerimizin tekrarıdır. Belge, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin endişelerini içeriyor. Cevabımız, Amerika Birleşik Devletleri'nin diyaloğa açık olduğunu ve diplomasiyi tercih ettiğini yansıtıyor. Yine Rusya cephesinden ayrıntılarla devam edelim. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, Karadeniz'deki gerilim üzerinden Aydınlık Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı. En çok endişe duydukları konunun NATO tarafından sınırlarına modern silahlar yerleştirilmesi olduğunu belirten Yerhov, Rusya ile Amerika arasında sistematik güven krizi yaşandığını belirtti. Montreboğazlar Sözleşmesi'ne atıf yapan Rusya elçisi, Karadeniz'de barışın korunması için Türkiye'ye büyük ve kritik bir rol düştüğünü vurguladı. NATO'nun genişleme çabalarına dikkat çekti. Bunun Rusya'nın güvenliğine tehdit olduğunu vurguladı. Amaçları belli. Karadeniz'de NATO'nun devamlı donanma varlığı bulundurmasını sağlamak ve bu bloğu Ukrayna ve Gürcistan gibi yeni üyeler ile genişletmektir. Bunun sonucunda da bu bölge, Rusya'nın ulusal güvenliği için daimi tehlike kaynağına dönüşecektir. En ciddi kaygılarımızın sebebi, herhangi bir ülkenin herhangi bir örgütte üyelik meselesinden ziyade, öncelikli olarak sınırlarımızın yakınlarında modern saldırı silahlarının yerleştirilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek olan ciddi ve ağır neticelerdir. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, Karadeniz'deki gerilim hakkında Aydınlık Gazetesi'ne özel değerlendirmeler yaptı. Rusya ile NATO ve ABD arasında sistematik güven krizi yaşandığını söyledi. Bizi çok uzun süre aldattılar. NATO'nun genişlemesinin güvenliğimiz için tehdit oluşturmadığına dair ninniler söyleyerek bizi uyuttular. Sonuçta da blokun askeri altyapısı Doğu Avrupa'da ve eski Sovyet bölgesinde konuşlandırıldı. Bu da NATO füzelerinin ülkemizin tam kalbine, Avrupa kısmına kadarki uçuş süresini kısaltmıştır. Artık Washington ve Brüksel'in sözlerine inanmıyoruz. Her şeyden önce NATO'nun genişlememesi ve üye devletlerin sınırlarımızın yakınlarında saldırı silahları yerleştirmemesi konusunda yasal bağlayıcılığı bulunan güvenlik garantilerinin alınması bizim için kritik önem taşımaktadır. Yerhov, 2021 yılında ABD'ye ait askeri gemi ve bombardıman uçaklarının Karadeniz'deki faaliyetlerinin çok fazla arttığını belirtti. Türkiye'ye kritik bir rol düştüğünü kaydetti. Bazılarının Karadeniz'de askeri üstünlük kurma niyeti var. Tüm gayretleriyle bunu gerçekleştirmeye çalışacaklar. Bu husus, karmaşık durumda ve patlama tehlikesi bulunan Karadeniz bölgesinde barışın korunmasını amaçlayan en önemli uluslararası hukuk belgelerinden biri olan Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin gerekliliklerinin icrasına ilişkin kontrolör devlet olan Türkiye'ye büyük ve kritik bir rol yüklemektedir. Sayın seyirciler, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran-Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'la yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Perinçek, Türkiye-İran ilişkilerinde güvenlik ve ekonomik işbirliği açısından geniş olanaklar bulunduğu konusunda görüş birliği içinde olduklarını vurguladı. Amerika ve İsrail odaklı tehditlere karşı askeri alanda işbirliğinin şart olduğunu ifade eden Perinçek, ortak askeri tatbikatların caydırıcı olacağını söyledi. İran dostumuzun ötesinde kardeşiz, birbirimize karışmışız. Aynı
köklerden geliyoruz. Vatan Partisi'nin desteği iki ülke ilişkileri için çok önemli. Ekonomi ve güvenlik alanında geniş bir işbirliği olanağı olduğunun üzerinde duruldu. Bu konu hakkında görüş birliği içinde olduklarını vurguladı. Türkiye ve İran'ın gözleri ve yönelişi doğuya doğrudur. İki ülke Çin ve Rusya ile birlikte yükselen Asya uygarlığının öncüleri arasında yer alıyor. Türkiye-İran dostluğu ve işbirliği her iki ülke için de vazgeçilmez ve paha biçilmez değerdedir. Türk Devletleri Teşkilatı etnik bir çerçeve içine kesinlikle hapsolamaz ve hapsolmayacaktır. Bu teşkilat Avrasya Birliği'nin önemli bir unsurudur. Komşu ülkelerin hassasiyetleri Türkiye'nin de hassasiyetleridir. 26 Ocak Çarşamba günü İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti. Türkiye-İran ilişkilerinin geleceği parlaktır, önü açıktır. Her iki millet, İran milleti ve Türk milleti birbirine tarihsel olarak bağlıdırlar. O nedenle hiç kimse bizim aramızı bozamaz. Amerikan emperyalizmine karşı, İsrail siyonizmine karşı ülkelerimizin bağımsızlığı, refahı için her zaman beraber olacağız. İlişkileri güçlendirmek için her zaman İran'la direkt temasları oldu. Bu halkların desteği için çok önemli. İki ülkenin ilişkilerinin iyi olması ülkelerimizin geleceği açısından çok önemli. Vatan Partisi lideri Perinçek ziyaretten bir gün sonra yeni bir değerlendirme yaptı. Perinçek, iki ülkenin işbirliği açısından geniş olanaklar bulunduğu konusunda Büyükelçi Farazmand'la görüş birliğinde olduklarını söyledi. İki ülkenin güvenliğinin ortak olduğunu belirten Perinçek, tehditlere karşı askeri işbirliğine dikkat çekti. İki ülkenin güvenliği ortaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail odaklı tehditlere karşı askeri alanda işbirliği şarttır. Doğu Akdeniz'den Hürmüz Boğazı'na uzanan cephede güvenlik için somut işbirliği olanakları değerlendirilmelidir. Ortak askeri tatbikatlar tehdide karşı caydırıcı yetenektedir. İran'a ambargo, Türkiye'ye ambargodur. Hiçbir güç Türkiye'nin komşu ülkelerle işbirliğine yasak getiremez. Evet. Allah'a havale ediyorum. Efendim, Erzurum'dan maalesef üzücü bir haber geldi. Bir çığ olayı yaşandı. Nerede? Horazan ilçesindeki Çayan Yurdu mezrasında çığ düştü. İki kişi önce kar altında kaldı fakat daha sonra hayatını kaybettikleri anlaşıldı. Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Çayan Yurdu mezrasının su deposunda su azalınca bölge halkı çalışma başlattı. Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. 15 sularında Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtilirken ihbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Şu andaki görüntülerde Erzurum'dan canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Olayın ardından Kadı Celal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir yol iş ve makineleriyle 5-6 saat sürer yolların açılması dedi ve bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşılım sağlanabilir diye konuştu. Erzurum Valisi Oktay Memiş bölgede yoğun kar yağışı olduğunu ve tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı. Ancak akşam saatlerinde maalesef üzücü habere ulaştık. Geçtiğimiz dakikalarda gelen habere göre Erzurum Valisi Oktay Memiş paylaştı ve çığ altında kalan iki kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisi verildi. Maalesef Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü daha önce de çığ uyarısı yapmıştı ve yeniden çığ uyarısını da bir kez daha yineledi. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir dedi. Evet, olay yerinden görüntüler sevgili izleyiciler. Erzurum'un Horasan ilçesindeki Çayan Yurdu mezrasında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. AFAD ekipleri ve diğer ekipler bölgeye olayın ardından hemen intikal etti. Ama maalesef yapılan çalışmalardan güzel bir haber gelmedi. Kar altında kalan iki kişi aranıyordu. Onların cesedine ulaşıldığı bilgisi geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Dün akşam canlı yayındaydı. Gündeme ilişkin soruları cevapladı, değerlendirmelerde bulundu ve İstanbul'daki kar esaretiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basiretsiz davrandığını söyledi. İran'ın doğalgaz kesintisinin yaklaşık 10 gün içinde çözüleceğini de belirtti Erdoğan. Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlısının MİT tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini de açıkladı. Özel bankalara sömürü tepkisi gösterdi Cumhurbaşkanı. Rusya-Ukrayna gerilimi, İsrail ve normalleşme ile Amerika ile S-400 gerilimi ile ilgili de konuştu. İşte dün akşam canlı yayında yaptığı o açıklamaların ayrıntılarını sizler için derledik. Kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız. Bu tam anlamıyla bir basiretsizliktir. Siyasetten ekonomiye, tartışmalardan dış politikaya kadar birçok konu gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV Star ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetim elinde şu anda İstanbul. Biz İstanbul'umuzu bir defa kaderine terk edemeyiz. Erdoğan, binlerce kişinin mağdur olduğu İstanbul'daki kar esaretiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Kente yakışmayan görüntülerin ortaya çıktığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinin engellendiği iddialarını yalanladı. Biz kimseyi engellemiyoruz dedi. Şehirlerine hizmet etmek gibi bir dertleri, gayretleri, kabiliyetleri olmayanlar ne diyor? Engelleniyoruz. Söyledikleri şey bu. Böyle bir şeyin olmadığını somut rakamlarla ben anlatmak istiyorum. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar 2019 yılından bu yana aşağı yukarı 2 kat artırılmıştır. İstanbul'da belediyenin öz gelirlerinin yok edildiğini söyleyen Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borç batağına sokulduğunu söyledi. Sağlam, idari ve teknik hazırlıkları tekemmül ettirilmiş hiçbir proje belediye hangi partiye ait olursa olsun finansman sorunu yaşamaz. İran'a borç iddiasını yalanlayan Erdoğan, doğalgaz kesintisinin yaklaşık 10 gün içinde çözüleceğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, bizim İran'a borcumuz filan bir defa kesinlikle söz konusu değil. Şöyle bir 10 gün, bilemediniz 15 gün içerisinde tekrar bu akış, doğalgaz akışı devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini de açıkladı. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyor. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Tabii bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. Siyasetteki İmralı tartışması da soruldu Erdoğan'a. Öcalan'ın bırakılması sözü yalandan ibarettir dedi. HDP'nin içinde bulunduğu zillet ittifakı başa gelirse böyle bir şey olabilir ifadelerini kullandı. Ama biz bunlara asla izin vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle milletimin feraseti ve sağduyusuyla böyle bir şey hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Ve bu hanım zihnindekini ifade etmiştir. Zillet ittifakındaki ortağı HDP'ye verdiği sözler aklına gelmiş olacak ki terörist başının salıverileceğini zannediyor. İsrail ile normalleşme süreciyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Şubat ayında Türkiye'ye geleceğini söyledi. İsrail'le de doğalgaz dahil her konuda adım atmaya hazırız dedi. Liderler düşman üretmek için yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı Herzog yine Şubat'ın başında, yani ilk yarısında diyeyim, bir ziyareti söz konusu. Bu ziyaretle birlikte de İsrail-Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabilir. S-400'lerle ilgili sürecin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, herhangi bir geri adım söz konusu değil vurgusu yaptı. Geri adım söz konusu değil. Yani bizim kimden ne alacağımızın kararını bizim dışımızda birileri vermeyecek. Yani bunun kararını yine biz vereceğiz. Çünkü S-400 tedarikimizin arka planı o bizde saklı olan bir anlayıştır. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimle ilgili de konuştu Erdoğan. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz önerisinde bulundu. Biz şu anda Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. Ülkemizde kendisiyle ikili bir
görüşmeyi de yapmak suretiyle bazı adımları atalım istiyoruz. Ve ekonomi. Özel bankaların kredide yüksek faizle sömürü çarkını devam ettirdiğini söyleyen Erdoğan, faizle mücadelede kararlılık mesajını yineledi. Kamu bankalarına git ve kamu bankalarına gitmek suretiyle de böyle bir sömürü çarkı içerisine girmeyin. Sayın seyirciler, İyi Parti PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı. Halk TV yayınına bağlanan İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, parti kapatmanın bir çözüm olmadığını gördük dedi. Poyraz, kapatma yerine de suçun şahsiliği ilkesini savundu. Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız. Buna alışsanız diyorlar. Çünkü daha biz başkan Erdoğan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. Türk siyasi hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması davası ile ilgili İYİ Parti'den açıklama geldi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, parti kapatmanın bir çözüm olmadığını savundu. Elbette bugün Türkiye'de 21. yüzyılda ve bu zamana kadarki bütün parti kapatmaları da tecrübe ettiğimizde parti kapatmanın bir çözüm olmadığını gördük. Poyraz geçen hafta TV 100 yayınına telefonla bağlanarak HDP'nin kapatılması gerektiğini söylemişti. HDP'nin kapatılması, terörle irtibat ve iltisakı, bütün bunlara ilişkin süreçler yargıya intikal etmiş, yargı en doğru kararı verecek. Kapatılması gerekiyorsa, ki benim görüşümü soruyorsanız. Evet tabii, sizin görüşünüz. Bence kapatılması gerekir. İYİ Parti Genel Sekreterinin bu açıklaması Halk TV'de Şirin Payza'nın sunduğu programda eleştirildi. Kısa bir süre sonra da Uğur Poyraz telefonla canlı yayına bağlandı. HDP ile ideolojik olarak aynı düşünmeyebilirsiniz, hataları olmuş olduğunu düşünebilirsiniz, vardır, tartışılabilir de çok kritik bir noktada benim şahsi görüşüm de HDP'nin kapatılmasından yana denildiği zaman. Daha önceki açıklamalarının cümle bütünlüğüyle yorumlanması gerektiğini söyleyen Poyraz, bu kez HDP'nin kapatılmasının çözüm olmayacağını savundu. İYİ Parti Genel Sekreteri HDP'yi kapatmak yerine suçun şahsiliği ilkesini önerdi. Bugün Türkiye'de 21. yüzyılda ve bu zamana kadarki bütün parti kapatmaları da tecrübe ettiğimizde parti kapatmanın bir çözüm olmadığını gördük. Suçun şahsiliği ilkesiyle hangi örgütle, hangi terör yapısıyla, hangi suçla bir araya gelirse gelsin herkes kanun önünde eşittir ve yargılanacaktır. Şimdi Uğur Poyraz'dan sonra konuşan Payza'nın da yapılan açıklamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. HDP ile ideolojik olarak aynı düşünmeyebilirsiniz, hataları olmuş olduğunu düşünebilirsiniz, vardır, tartışılabilir de. Şimdi gelelim bugünlerde yine çok tartışılan, çok konuşulan bir başka konuya. Tahmin ettiğiniz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki bir balıkçıda İngiliz Büyükelçi'yle yediği yemek yankıları da hala sürüyor. İmamoğlu'na tepkilerin nedeni olan yemeğin faturası ortaya çıktı. Tepkiler daha da büyüyecek gibi, zira 48 bin lira tutan yemek faturasının İstanbul Büyükşehir Belediye özel kaleme kesildiği belirtildi. İstanbul'un kara teslim edildiği saatlerde İngiliz Büyükelçi ve eşiyle birlikte 3 saat balık keyfi yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yemeğinin faturası ortaya çıktı. İnternet haber sitesinde yer alan habere göre 4 kişilik yemek faturaya 48 bin lira olarak yansıdı. Ekrem İmamoğlu'nun faturayı da belediyeye kestirdiği iddia edildi. Karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri veya başkonsoloslarıyla kurduğu ilişki ya da kuracağı ilişki o kadar görevidir ve sorumluluğudur. Faturayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel kalemini teslim aldı, ancak henüz ödemenin yapılmadığı bilgisine de ulaşıldı. Sosyal medyada gündem olan faturaya İstanbullular tepki gösterdi. Efendim, Ulusal Kanal hepinizin de bildiği gibi arkasında büyük bir gönüllü ordusu olan ve onların başarılarıyla, yardımlarıyla, destekleriyle önemli başarılara imza atmış bir kanal. Son olarak da Dijitürk'e girmişti, biliyorsunuz. İşte bu başarı büyük bir bölümü mutlu etti, ancak mutsuz olan bir kesim de vardı. İşte Ulusal Kanal'ın örtülü ödenekten para aldığı yalanını ortaya atan Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan. Tabii ki dava açılmıştı Ulusal Kanal tarafından bu iftira neticesinde. İşte o dava da sonuçlandı. Türkiye'nin milli kanalına iftira atan Çölaşan ve Sözcü Gazetesi 15 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.
Sayın Çalışan, örtülü ödenek burada. O çamur bizi tutmaz. Bizim elbiselerimiz o çamurları çok gördü. Ama sizin kaleminiz o çamurun içinde. Ulusal kanalın Dişi Türk'e girme başarısını iftirayla gölgelemeye çalışan Sözcü gazetesi yazarı Emin Çöreşan'a açılan dava sonuçlandı. Bu yalanın sahibi Emin Çöreşan'dır. Emin Çöreşan dışında kimseden bu lafı duymadık. Bunu köşesine taşıyan, köşe yazısı diyerek bu psikolojik savaş metnini yayınlayan da Sözcü gazetesidir. Sözcü gazetesine yazıklar olsun. Çöreşan 3 Mart 2021'de yazdığı köşe yazısında ulusal kanalın örtülü ödenekten para aldığı yalanını ortaya atmıştı. Örtülü ödenek hiç parası olmayıp da parmağından şu yüzüğü çıkarıp ulusal kanala, görev vakfına verendedir örtülü ödenek. Ulusal kanalın örtülü ödeneği benim. 20 yıllık ulusal kanal gönüllüsüyüm. Ulusal kanalın ödeneği benim. Bunun üzerine ulusal kanal gönüllüleri Çöreşan'a tepki göstererek örtülü ödeneğin kendileri olduğunu açıklamıştı. 10 yıldır Ulusal Kanal üyesi ve ortağıyım. Aynı zamanda vakfın da üyesiyim. Ulusal Kanal ne zaman ihtiyacı olsa Ulusal Kanal'a destek vermeye hazırız. Örtülü ödeneği benim. Yaklaşık 15 yıldır Ulusal Kanal gönüllüsüyüm. İftiralar üzerine Ulusal Kanal hem Sözcü gazetesine hem de yazarı Emin Çöreşan'a dava açtı. Açılan davada karar açıklandı. Ben Akdeniz Üniversitesi öğrencisiyim. 3 yıldır burslarımla ulusal kanala destek oluyorum. Ulusal kanalın örtülü ödeneği benim. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, samimiyetle gönül veren vatanseverlerin kalesidir. Bu nedenledir ki biz ulusal kanalın örtülü ödeneğiyiz. Türkiye'nin milli kanalına iftira atan Çöreşan ve Sözcü gazetesi 15 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı. Efendim, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Kimden bahsediyoruz? Elbette HDP'li Semra Güzel'den. İşte Güzel hakkında oluşturulan hazırlık komisyonu pazartesi günü toplanıyor. Hazırlık komisyonu başkanı Ramazan Can, Semra Güzel'e yazılı savunması için yarına kadar süre verdik dedi. Güzel saat 14'te yapılacak toplantıda bizzat yüz yüze savunma yapabilecek veya milletvekili arkadaşlarına savunma yaptırabilecek. Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist de fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında oluşturulan hazırlık komisyonu pazartesi günü toplanıyor. Hazırlık komisyonunda silahlı terör örgütüne üye olmak iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyası ele alınacak. Hazırlık komisyonu başkanı AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Semra Güzel'e yazılı savunması için 28 Ocağı kadar süre verildiğini belirtti. Can açıklamasında sözlü savunma yapmak isterse 31 Ocak pazartesi saat 14'e kadar toplantı planladık. Gelip bizzat yüz yüze savunma yapabilir veya bir milletvekili arkadaşına savunma yaptırabilir ifadelerini kullandı. Can hazırlık komisyonunun yasal olarak bir aylık süre zarfında gerekli kanaat oluştuktan sonra hazırladığı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyona arz edeceğini açıkladı. Bu kez de yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, kömürün ithal değil üretilmesi için kolları sıvadılar. Kömürün başkenti Zonguldak 30 Ocak'taki kömürde üretim devrimi kurultayına hazırlanıyor. Vatan Partililer kurultay çalışmaları kapsamında madencileri ziyaret etti, bildiri dağıtıldı. Kömürde yerli üretim için emekçiler kurultaya davet edildi. Maden işçisi için, Zonguldak halkı için önemli kararlar alınır, güzel sonuçlar çıkar. Vatan Partisi Zonguldak İl Başkanlığı 30 Ocak'ta bir üretim devrimi, kömürde üretim devrimi kurultayı düzenliyor. Bunun çalışmaları için Asma Maden Ocağı'na girdi ve üreticileri, maden işçilerini kurultaya davet etti. Zonguldak genelinde hummalı bir hazırlık var. Vatan Partisi'nin 30 Ocak saat 14'te düzenleyeceği kömürde üretim devrimi kurultayı için 4 koldan çalışma yürütülüyor. Dağın altındaki kömürü çıkartacağız. Bunu gözlerinden görüyoruz. Heyecanlarını da görmek daha bizim için de çok iyi oldu. Zonguldak'ımızı kalkındıracağız. Sonra da ülkemizi kalkındıracağız. Genel Maden İş Sendikası Asma İş Yeri Temsilcisi Vural Saraç kurultayın önemine dikkat çekti. Yapılacak olan kurultayın emeğin başkentinde yapılacak olması, kömür kentte yapılacak olması ayrı bir önem arz ediyor. Konuşmaları da biz de şimdiden merakla bekliyor ve o gün de takip ediyor olacağız. Çalışmalar kapsamında Asma Maden Ocağı'na inildi. Maden işçileri kurultaya davet edildi. Başta Doğu Perinçek liderimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadı. İnşallah güzel şeyler olur ya. Çok güzel aslında yani. Böyle bir önderlik olunması çok güzel. Vatan Partisi Merkez Örgütlenme Büro Başkanı Savaş Oruç,
maden girişinde işçilere seslendi. Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in selamını getirdik. İşçi dostu Doğu Perinçek'in. Sevgilerimiz, saygılarımızla. Sağ olun. Sadece yeni işçi alımı, üretimi arttırmak için değil, sizin ekmek tekniğinizi korumak açısından da bu üretim devrimi kurultayının tarihi bir önemi var. Zonguldak'tan çıkan kömür, Türkiye'nin sanayisini Zonguldak'ın yüzünü güldürsün. Kurultaya Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek de katılacak, emekçilere seslenecek. Orada buluşacağız pazar günü. Kömürün meselesini, Zonguldak'ın meselesini, Türkiye'nin üretim, sanayi ve kalkınma meselesini hep beraber görüşeceğiz. Efendim, ekonomi cephesine geçelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. 2022 yıl sonu için %11.8 olan enflasyon tahmini 11.4 puan artışla %23.2'ye yükseltildi. Dolarizasyonun etkisinin sıfırlanması birinci önceliğimiz diyen Kavcıoğlu, liralaşmanın enflasyonun üzerinde çok olumlu etkisi olacaktır dedi. Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından yapılan sunumda 2022 yıl sonu için %11.8 olan enflasyon tahmini 11.4 puan artışla %23.2'ye yükseltildi. 2023 yıl sonunda ise enflasyonun 8.2 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. Dolarizasyonun etkisinin sıfırlanması birinci önceliğimiz diyen Kavcıoğlu, liralaşmanın enflasyonun üzerinde çok olumlu etkisi olacağını söyledi. Sanayi üretiminin yükseliş eğilimini sürdürdüğünü belirten Kavcıoğlu, ihracat artış trendini 2021'in son çeyreğinde de sürdürdü. Cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz dedi. Öte yandan 20 Aralık'ta döviz kurlarında yaşanan düşüşle ilgili de açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu, o gün Merkez Bankası tek kuruş satmadı. Bireyseller, kurumsallar, yurt dışı yaklaşık 2.250 milyar dolar satarak kuru düşürdü ifadelerini kullandı. Merkez Bankası'nın raporunu değerlendiren Aydınlık Gazetesi Ekonomi Müdürü Recep Erçin, tahminin ilk defa gerçekleşebilir olduğunu söyledi. Yılın ikinci çeyreğinde yüksek enflasyonla karşı karşıya kalacağız dedi. Enflasyonun düşmesiyle fiyatların düşmeyeceği, enflasyonun düşmesi için fiyat artışlarının azalması anlamına geldiği belirtildi. Efendim, plansızca ekilen muz seraları ve avokado ağaçları soğuk havada ziyan oldu. Üreticiler artık hasat yapamayacak. Konuyu ulusal kanala değerlendiren Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, havza planlamasının önemine dikkat çekti. Gümüş, iklim değişikliği konusunda defalarca uyarmamıza karşın devlet destekli plansız ekimlerin devam etmesinin sonuçlarını yaşıyoruz dedi. Mersin'in tropikal meyveleriyle meşhur Anamur ve Bozyazı ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Yüzlerce sera ve avokado ağacı telef oldu. Buradaki çiftçiler iklim değişikliğinden dolayı uyarılsaydı bugün bu sıkıntılarla karşı karşıya gelmeyecekti. Havza çalışması yapılması gerekir. Plansızca ekimi yapılan muz ve avokado soğuk havadan ciddi zarar görüyor. Efendim, son 5 yıldır muzdaki kontrolsüz bir şekilde muz ekimi ve dikimi var. Ekilmesi gerekmeyen yerlere muz dikimi var. Bölgeye göre uygun ürün yetiştirilmesi kritik önemde. Ve yağan yağmurdan çiftçi olarak bizler çok memnunuz. Ancak üzüldüğümüz konu, tedbirleri almadığımız için şu anda yükseklere yapılan seralar artık dondu. Bu yıl bu insanlar hasat alamayacak. Konuyu ulusal kanala değerlendiren Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, bölgede yaşanılan ani hava değişiminin yüksek kesimlerdeki avokado ağaçlarının sökülmesine neden olacağını söyledi. Üreticilerin ciddi manada kaybı oldu. Avokado ekmiş, 350 rakımına avokado ekmiş, 200 rakımına avokado ekmiş. Şu anda bu ağaç dondu. 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında ağaçlar var. Bu ağaçlar dondu. Şimdi çiftçi sıfırdan yeni ekim yapacak. Avokadoyu ektiği zaman
Bir yılda verim vermiyor. Üçüncü yıldan sonra verime başlıyor. Yine yüksek kesimlerde bulunan muz seraları da soğuktan nasibini aldı. Zaten çiftçi muzu 6 liraya üretiyor, 4,5 liraya satıyor. Girdi maliyetleri çok yüksek. Zaten üretici zarar ediyor. Bir de şu anda donla ilgili zararı var. Artık bu konuda ciddi manada bir çalışma yapılması gerekir. Yetkililere seslenen Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üretime en büyük desteğin bölgesel planlama olacağını belirtti. Olumsuz yerlere, risk olan yerlere bunları diktirtmeyelim. Yetkililer bu konuda çiftçiyi uyarması gerekir. Bizlerle birlikte bu şekilde bir sahada çalışma yapmamız gerekir. Gümüş, zarar gören üreticiler için de destek beklediklerini ifade etti. Çiftçilerimiz hakikaten girdi maliyetleri, enerji fiyatları, mazottaki, benzindeki artışlar, sulamadaki artışlar gerçekten çok büyük derecede sıkıntısı var. Problem. Efendim, maalesef bu kadarla da sınırlı değil gelen kötü haberler. Antalya'ya gidiyoruz şimdi. Antalya'nın Korkuteli ilçesi gizli kalmış bir meyve cenneti. Oksijen denizi olarak bilinen ilçede meyvelerin hası kar yağda armudu yetiştiriliyor. Yakın zamanda coğrafi işaret tescili alan kar yağda armudunun ağaçları şimdilerde bir bir kökleniyor. Ata meyvesinin maliyetlerine yenik düşen üreticiler girdi maliyetlerinin göz önünde bulundurularak planlı destek sunulmasını talep ediyor. Yerli ve milli bir ürün. Bu yok oluyor, tamam. Atamızdan kalan 80-90 yaşında ağaçlar var. Bunların hepsi kökleniyor şu anda. Yüzlerce ağacın gövdesi topraktan ayrılmış, bahçede upuzun yatıyor. İçimizi acıtan bu görüntü adeta bir ağaç mezarlığını andırıyor. Yöresinin en az ürünü kar yağdı armudu ağaçları bir bir kökleniyor. Odun oluyor, fırınlarda yanacak, sobalarda yanacak. Yetiştirmesi çok zor. Çünkü çiftçiler kökledi, dayanamadı. Bizim gibi büyükler işte bu yıl 50 dönümünü kökleyeceğiz. Gelecek yıl 50 dönümünü kökleyeceğiz. Yemeklik dahi alamayacağız. O hale geldik. Antalya'nın Korkuteli ilçesi oksijen denizi olarak biliniyor. Yaylalar diyarında meyvenin en hası yetiştiriliyor. Kar yağdı armudu yakın zamanda coğrafi işaret tescili aldı. Bu daha fazla üretim desteği, daha geniş pazar şartları anlamına gelmeliydi. Ancak öyle olmadı. Bu mikro klimayı, bu bölgeyi çok sevdiği için herkes kar yağdı armudu dikti. Son yıllarda hiç para etmemeye başladı. 2 lira maliyet yaptığımız armudu 2 liraya satamaz olduk. Bu yıl herkes kesiyor, kökleyiyor. Kar yağdı armudu üreticisi ata meyvesinin maliyetlerine yenik düştü. Bölge üreticisine kazanç kapısı olan bahçeler bozuluyor, ağaçlar sökülüyor. İlaçlar %300, gübre %500, mazot %100, ceyran %150. Zam yedi. İşçilikler çok arttı. Plastik kasayı 4 liraya alıyorduk. 12 lira oldu. Yani bir kilo armudu ben bedavada yetiştirsem bu sahneye koydum mu 2000 lira masraf var işçilikle. Ondan dolayı yetiştirmeyeceğiz artık. Dalında hemen satılan sert çekirdekli meyvelere yöneldik. Yani bu işi bırakacak değiliz. Mücadelemiz devam edecek. Kışın üzerine kar yağsa bile dalında kalabildiği için yurdumuzun bilgeleri bu ismi yakıştırmış. Kar yağdı armudu kara dayandı ama maliyetlere yenildi. Olgunlaşmış bir kar yağdı armudu. Yeseniz şuradan suyu akar. Yani ağzınıza bir kum, bir armut yiyormuş gibi gelmez. O kadar mükemmel bir ürün ama bitti. Bitti. O da dayanamadı yani bu şartlara. Korkuteli Meyveciler Birliği Başkanı Ali Kartop, kar yağdı armudu ile ilgili son durumu anlattı. Kar yağdı armudu için yapacak bir şey kalmadı mı sorusunu bakın nasıl yanıtladı. Onun fedakarlık edilecek yeri, yani biz onu yetiştirirsek biz kendimiz öleceğiz. Kartop yüksek girdi maliyetlerini sıraladı. Eskiden tarımsal elektriği normal elektriğin yarı parasını alıyorduk. Şu anda herhalde sanayi elektriğinden pahalı. Eskiden 60-70 metreden çekiyorduk. Şu anda 200 metreden kuyular salınıyor. Pompalar 150 metreye indi. O da maliyet. Maliyet ne demek? Yani şu anda bir çiftçi ben bahçe yapacağım, derin kuyu yapacağım dese 150 milyara mal edemez. Bizim burada 2 liraya sattığımız ürün büyük şehirlerde, marketlerde 10 liradan aşağı değil. Başkan Kartop tüm meyve üreticileri adına bu maliyetlerin göz önünde bulundurularak bölge çiftçisine planlı destek sunulmasını talep etti. Devlet buna biraz destek olabilir. Özellikle elektriğe, mazota ve gübreye, yani onlara gücü yetebilir.
Efendim, zaten zorda olan üretim sektörünü bir de elektrik kesintisi vurdu. Türkiye genelinde organize sanayi bölgelerinde kademeli olarak elektrik kesintileri uygulanmaya başlandı. 29 Ocak Cumartesi gününe kadar sürecin normale dönmesi planlanırken kesintilerin sanayiciye maliyeti ise ağır oldu. Ulusal kanala konuşan sanayiciler yeni bir krize karşı enerji sektörünün kamu eliyle yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Zarar tabii ki de çok çok büyük. Organize sanayi bölgelerindeki kademeli elektrik kesintileri sürüyor. İşte o organize sanayi bölgelerinden birisi de Ankara Ostim. Ostim'deki sanayiciler elektrik sorununun ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu yani süreci bir hafta gibi gözüküyor ama imalatın işleyiş süresinin çok daha uzun süre gideceği belli bir şey. Yani bir aydan daha uzun sürebilir. İran'dan gelen doğalgazla yaşanan kesinti nedeniyle 24 Ocak'tan itibaren organize sanayi bölgelerinde kademeli elektrik kesintisi uygulandı. Kesintinin 28 Ocak'a 29 Ocak'a bağlayan gece saat 24'te sona ermesi bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren kesintilerimiz başladı. Ara ara bölge bölge kesileceği söylendi. Kesinti nedeniyle sanayicinin üretimi duraksadı. Sürecin getireceği zararın 1 milyar lirayı aşacağı düşünülüyor. İşlerimiz yığılacak. Biz burada imalatını yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı tek bir yerden çıkmıyor. Bunlar ben örnek veriyorum. Burada bu işlemleri, parçaları ürettikten sonra ertesi gün biz bunları ısıl işleme veriyoruz. Ben bugün açayım ama yarın ısıl işlem kapalı. Yani bu ısıl işlemin kapalı olması demek imalatın yani benim tamamlanmamış anlamına geliyor. Türkiye'de doğalgaz ve elektrik dağıtımı özel şirketler tarafından yapılıyor. Ulusal kanala konuşan sanayiciler yeni bir krize karşı enerji sektörünün kamu eliyle yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Yedek parça imalatçısı Sinan İşçiler Ankara'daki Ostim'in bir dönem kendi elektriğini ürettiğini hatırlattı. Kendi elektriğimizi üretirken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorduk. Daha doğrusu özelleştirilmeden önce elektrik faturalarımız daha uygun. Yani herhangi bir kesintiyle karşılaşmıyorduk. Organize sanayi bölgesi olduğu için ona göre bir havuza toplanması olabilirdi. Hani zor günler düşünülerekten hareket edilebilirdi. Ona göre yatırımlar yapılabilirdi. En azından yani bu bölgeleri en azından elektriğini nasıl üretebiliriz? Bunun üzerinde bir Ar-Ge çalışmaları yapılabilir. Tekrardan eskisi gibi kendi elektriğini nasıl üretebiliriz? Bunların peşine düşülebilir. Efendim, yaklaşık 700 bin kamu işçisinin merakla beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kamu işçilerinin maaşlarına %2,5'luk ek zam yapılacağını açıkladı. Böylelikle kamu işçilerinin zammının %28'i bulacağını söyledi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da ilave zammın işçi ve Bağkur emeklilerine de verilmesi gerektiğini belirtti. İşçilerimizin alın terlerinin karşılığı olan ücretlerini enflasyonun üstünde bir sosyal destekle yükseltmek de boynumuzun borcudur. Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin beklediği müjdeyi verdi. Kamu işçilerinin maaşlarına ek zam yapılacağını açıkladı. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren bu artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında kamu işçilerinin maaşlarına ek zam yapılacağını duyurdu. Bunun için düzenlemenin kısa sürede hazırlanacağını da belirtti. İşçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi %2,5'luk bir ilave artış daha ilave ediyoruz. Ücretlerinde %28'i bulan bir artış sağlamış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan özel sektörde de benzer bir zamın uygulanması için çağrı yaptı. Konuyla ilgili bir açıklamada Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atılan adımı olumlu karşılayan Atalay, ilave zamın işçi ve Bağkur emeklilerine de verilmesi gerektiğini kaydetti. Şubat ayındaki işçi arkadaşlarımız zamım maaş alırlar. Bir talebim şu kamuoyunun baskısı ötesinde haklı bir talebi var emeklerin, işçi emeklerin, Bağkur emeklerin. Aynısını onlara da bunu uygulamak lazım, işçi emeklisine, Bağkur emeklisine.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu müjdeyi dün akşamki canlı yayında vermişti. Yine canlı yayında duyurduğu bir olay daha vardı ki o da Hablemitoğlu suikasti zanlısının yakalandığı. İşte o zanlı Nuri Gökhan Bozkır Ankara Emniyetine teslim edildi. Bozkır terörle mücadele şubesinde sorgulanıyor. 2002'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren doçent doktor Necip Hablemitoğlu Fethullahçı yapılanma üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanıyor. Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu, Fethullahçı yapılanma üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Yazlık Köstebek kitabıyla Fethullah Gülen'in cemaat yapılanmasını, organizasyonunu ve eylemlerini anlatan Hablemitoğlu, örgütün de hedefi oldu. Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma FETÖ çatı iddianamesine de girmişti. İddianamede Hablemitoğlu soruşturmasının FETÖ'cü polisler tarafından karartıldığı belirlenmişti. Ankara Başsavcılığınca kurulan özel ekibin yaptığı çalışmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen eski asker Nuri Gökhan Bozkır şüpheli olarak tespit edilmişti. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Bozkır 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alınmıştı. Elektronik kelepçe takılarak Kiev dışına çıkış yasağı konulan Bozkır'ın iltica talebi reddedilmişti. Ukrayna Başsavcılığı'nın Aralık 2020'de Türkiye'ye iadesine karar verdiği Bozkır o tarihten bu yana bulunamıyordu. Devreye Milli İstihbarat Teşkilatı girdi. Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da saklandığı adreste yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır'ın sorgusu Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılıyor. Devletimize ve milletimize İhanet eden şebekelerin oyunlarını her zaman bozduk, bozmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Efendim, sanat dünyası yasta pazartesi günü hayatını kaybetmişti. Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik. İşte bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için önce Şişli Belediyesi'nde ardından da Cemal Reşit Rey konser salonunda anma töreni düzenlendi. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından da Fatma Girik Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi. Türk sinemasının Mavi Gözlü Sultanı Fatma Girik İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Böyle daldım. Ben hayatımda Mavi'nin bu kadar güzel olduğunu düşünememiştim gözlerine bakınca. Tedavi gördüğü hastanede COVID-19'a bağlı viral enfeksiyon ve çok da organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik için İstanbul'da törenler yapıldı. Eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için ilk tören Şişli Belediyesi Başkanlık Binası'nda yapıldı. Törene Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan ve birçok sanatçı katıldı. Ablamızdı, büyüğümüzdü, aile büyüğümüzdü, annemizdi, kader arkadaşımızdı. Bir süredir rahatsızdı. Sonra 20 gün önce sapsağlamdı. Koronavirüs denilen bela aramızdan koparttı, aldı. İki törende Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde yapıldı. Usta sanatçıyı, dostları Edison, Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Halil Ergün gibi Yeşilçam'ın önemli isimleri yalnız bırakmadı. Şaşkınım yani. Böyle beklemediğim bir şeydi. Çok üzgünüm yani. Hepimizin başı sağ olsun. İşçinin yanında olan, garibin yanında olan, yani nerede haksız var, hep haklının yanında olan, adaletli bir kadın. İşveren ve bir cumhuriyet kadını, gerçek bir cumhuriyet kadını. Bunu sadece sinemada değil, yaptığı görevde Şişli Belediye Başkanlığı devrinde de göstermiştir. Kin tutmaz, küsmez, böyle bir insan. Yani. Onun için hepimizin başı sağ olsun diyorum. Türk sinemasının 4 yapılı goncasından birisiydi. Biri eksilmiş oldu. Türk milletinin ve Türk sinemasının başı sağ olsun. Çok saygın bir kadındı. İnsanları çok severdi. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la Yeşilçam'ın 4 yapraklı yoncasından biri olarak gösterilen Girik'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Hanı vardı Yeşilçam sokağında, Fatma Girik Han. Şişli Belediye Başkanı olduğu zaman oradaki işçiler
aylık alamamıştı. Hanını sattı. O parayı Şişli Belediye Başkanı'nda çalışan emeklilere dağıttı. Bir kere iç disiplini, insani olarak değerleri, işine olan saygısı, biz daha yeni gelmiş, yeni nesil oyunculara olan desteği, onlarla paylaşımları o kadar büyüktü ki inan mesleğimizle ilgili birçok şeyi Fatma abla'dan öğrendik. Onun o iç disiplininden öğrendik. Tamamen insani değerleri çok güçlü olan ve hepimizi gerçekten çok kolip kollayan bir kadındı. Bundan sonraki hayatımda ben yaşadığım sürece onun anılarıyla yaşayacağım. Fatma çok olağanüstü bir sanatçıydı. Herkese aynı eşit mesafede sevgiyle yaklaşır ve onları kucaklayan bir yapıdaydı. Dürüst, mert, dik duran bir hanımefendiydi. Fatma ablayla 64'ten beri tanışırız. Kendisi benim anamdır. Ona nur içinde yatsın diyoruz. Çok iyi bir insan. İyiliksever bir insandı Fatma. Evet. Usta sanatçının naaşı Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından hayat arkadaşı Memduh'un yanına defnedilmek üzere Bodrum'a gönderildi. Usta oyuncu alkışlar eşliğinde uğurlanıyor. Evet, hemen bir düzeltme yapayım. Anma törenleri bugün İstanbul'da yapıldı ancak sevilen sanatçı Fatma Gürik Bodrum'da defnedilecek. Cenaze töreninin ardından orada da yine bir tören düzenlenecek ve ebediyete uğurlanacak. Sevilen sanatçıya biz de Allah'tan rahmet ve sevdiklerine ve ailesine de sabırlar diliyoruz efendim. Evet sayın seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kayseri'de bir dizi temasta bulundu. Kayseri Üniversitesi'nde Mavi Vatan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rolü konulu konferansta konuştu Tatar. Ardından da valiliği ziyaret etti. Ersin Tatar valilik ziyareti sonrasında gündeme dair açıklamalar yaptı. Tatar Güney Kıbrıs Rum yönetiminin batılı ülkelerden yeni füze savunma sistemleri almasının Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıracağını belirtti. Tatar geçen pazar günü yapılan genel seçim sonuçlarını da değerlendirdi. Bu seçimde yeni bir parlamento seçilmiştir. Bu parlamento inşallah önümüzdeki 5 yılda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişmesi ve kalkınması için güzel ve önemli hizmetler verebilecektir. Cumhurbaşkanı olarak beklentim budur. Ve seçim sonuçları da gerçekten beni çok memnun etmiştir. Kıbrıs'a artık yeni bir dönemin başlayacağını, federal temelde bir anlaşmanın mümkün olmadığını elbette Türkiye'yle de istişare ettikten sonra yeni siyaset, o yeni siyaset de işte yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devlet. Tabii ki Türkiye'nin oradaki varlığı hem bizim güvenliğimiz için hem de 85 milyon bugün, yarın 100 milyon olacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de güvenliği ve elbette huzuru için çok önemlidir. Nitekim dün Kıbrıs'ta çıkan bir haberde Rumlar bazı yine emperyalist güçlerle füze savunma sistemlerini güçlendirmek için yeni füzeler almakta olduklarını öğrenmiş bulunmam üzerine hemen bir açıklama yaptım. Bu son derece yanlış ve şu anda Doğu Akdeniz'de olan gerginliği daha da artırabilecek. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, Kıbrıs Türk halkının refahını, mutluluğunu ve elbette müreffeh yaşamını daha da umutlu bir şekilde geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmamızı bu anlayışla sürdürmekteyiz. Tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi'nin zaferle çıktığı seçimlerin ardından yeni hükümet çalışmaları da hızlandı. Erken genel seçimde 24 milletvekili çıkaran Ulusal Birlik Partisi, 3 vekil çıkaran Halkın Partisi ve Demokrat Parti'nin koalisyon için ön anlaşma sağladığı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 parti koalisyon hükümeti için uzlaştı. Pazar günü yapılan erken genel seçimde 24 milletvekili çıkaran Ulusal Birlik Partisi, 3 vekil çıkaran Halkın Partisi ve Demokrat Parti ile koalisyon kurma konusunda ön anlaşma sağladı. Ön görüşmeler neticesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Halkın Partisi'ne verilmesi konusunda uzlaşıldı. Bakanlık için düşünülen isim ise Gülşah Sanver Manav oldu. UBP, HP, DP koalisyon hükümetinde eğitim, kültür, gençlik ve spor tek bakanlık altında olacak. Bakanlık için spor geçmişi de olan ve halen eğitim bakanlığı yapan Olgun Amcıoğlu'nun ismi ağır basıyor. Turizm ve Çevre Bakanlığı ise eski hükümette olduğu gibi Demokrat Parti alacak.
Sayın seyirciler, Suriye'de hayat hızla normale dönmeye başladı. Artık Suriyeliler de evlerine kavuşuyor. Vatan savaşı verilen Suriye'de neler yaşandığınıysa Cumhurbaşkanı Beşar Esad anlattı. Esad'a bu savaşta hiç ölebileceğinizi düşündünüz mü diye soruldu. Suriye lideri, işime füzeler altında gidip geldim. Bizim gücümüz hayatın devam etmesiydi. Bu nedenle ölümü hiç düşünmedim ifadelerini kullandı. Suriye'de hayat normalleşiyor. Şimdiye kadar binlerce Suriyeli evlerine yeniden kavuştu. Süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Suriye Devlet Başkanı Esad'a bu savaşta hiç ölebileceğinizi düşündünüz mü diye soru soruldu. Eğer Şam'a 2018'den önce gelseydiniz, biz burada otururken zaman zaman çevremize füzeler düşüyor olurdu. Her vatandaş için ölüm ihtimali vardı. İnsanlar dışarıda yürürken, otobüste, arabasında, işine ya da başka bir yere giderken bir füze sonucunda yaralanma veya ölümle karşılaşılabilirdi. Suriye lideri, işime füzeler altında gidip geldim. Bizim gücümüz hayatın devam etmesiydi. Bu nedenle ölümü hiç düşünmedim ifadelerini kullandı. Savaş sırasında böyle bir ihtimal mevcuttu. Bununla birlikte sanırım insanın tabiatında böyle bir duruma kendini uyarlama özelliği var. Tüm devletlerde ve ülkelerde insan kendini koşullara göre adapte ediyor. Dolayısıyla Şam'da hayat devam etti. Ve ben de hiç ara vermedim. Her gün işime gittim. Her gün işine gittim. Seni de vurgulayan Esad, saklansaydım teröristler hedefine ulaşmış olurdu dedi. Füzeler altında da olsa devam ettim. Başka bir seçenek yoktu zaten. Saklanamazdım. Aksi halde teröristler hedefine ulaşmış olurdu. Bizim gücümüz hayatın devam etmesiydi. Bu nedenle sanırım zamanla ölümü düşünmüyorsunuz. Bu belki de zihninizin gerisinde kalıyor ama gündelik düşüncelerinizin bir parçası olarak yer almıyor. Amerika'nın işgale son verdiği Afganistan ekonomik açıdan zor günler geçiriyor sevgili izleyiciler. Ve işte Türkiye de bu sıkıntılara duyarsız kalmıyor ve yardım elini uzatıyor. Afganistan'a insani yardımları taşıyan iki iyilik treni de Ankara'dan yola çıktı. Tren garından uğurlanan 47 vagonda yaklaşık 750 tonluk yiyecek ve gıda malzemeleri yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'yla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bulunduğu törene AFAD ve sürece dahil olan kuruluşlar da katıldı. Törende konuşan Afganistan Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Afganistan'ın ekonomik bağımsızlığı için Türkiye ile işbirliği mesajı verdi. Afganistan'da şu anda 12.9 milyon çocuk üşüyor. Afganistan'a insani yardımları taşıyan iki iyilik treni Ankara'dan uğurlandı. Trenler için tren garında uğurlama töreni düzenlendi. Böyle kadim kültüre sahip bir Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin bütün mazlumların, bütün iyiliğe ihtiyaç olanların yanında olduğu her zaman kendisini ispatlamıştır. Taliban'ın ABD'nin Afganistan işgaline son vermesinin ardından Kabil-Ankara hattında iki ülkenin ilişkileri çeşitli alanlarda devam ediyor. ABD'nin 20 yıl boyunca doğal zenginliklerini sömürdüğü Afganistan ekonomik açıdan zor günler yaşıyor. Bu tablo karşısında kolları sıvayan Türkiye harekete geçti. AFAD koordinasyonunda 11 yardım kuruluşu Afganistan halkı için yaklaşık 750 tonluk insani yardım topladı. Çoğunluğunu giyecek ve gıda malzemelerinin oluşturduğu yardımlar Ankara'dan yola çıktı. Tren garında düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'yla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı. İki trenimiz 47 vagondan oluşmakta ve yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta. İnşallah birazdan harekete başlayacak ve 4168 kilometre yol kat edilerek İran ve Türkmenistan üzerinden Afganistan'a ulaşacak. Biz Batı medeniyeti gibi vicdanını askıya alan bir millet değiliz. Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz ve milletiyiz. Oysa Amerika bizden daha zengin. Avrupa bizden daha zengin. Yolcu edeceğimiz insani yardım malzemelerini bölgedeki partnerlarla ve Afgan Kızılay ile birlikte ihtiyaç sahiplerine çok hızlı bir şekilde ulaştırmayı arzu ediyoruz. Törende Afganistan'a insani yardımların devam edeceği belirtildi. Demir yollarıyla ulaşım ve ticaretteki atılıma dikkat çekildi. İstanbul, Tahran, İslamabad trenlerimiz de artık çalışmaya başladı. Trenimiz de bu koridoru kullanarak İran üzerinden Türkmenistan ve Afganistan'a 16 gün içerisinde ulaşacaktır. Sektörümüz her anlamda
büyük bir atılım sürecine girmiştir. Demiryolunun bölge ülkeler arasında bereket, dostluk ve kardeşliği çoğaltması için çaba göstermeye demiryolcular olarak devam edeceğiz. Törende konuşan Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin de Afganistan'ın ekonomik bağımsızlığı için Türkiye ile işbirliği mesajı verdi. Afganistan Türkiye'nin bir parçasıdır, Türkiye de Afganistan'ın bir parçasıdır. Türkiye'nin ana politikasının Afganistan'ın kendi ayakları üzerinde durması ve ekonomik bağımsızlığını elde etmesini sağlamak noktasındaki temel politikasına bizzat şahidim. Türkiye-Afganistan işbirliği pek çok geniş yelpazede bir alanı kaplamaya devam etmektedir. Tabii bugünlerde Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri de kar. Elbette İstanbul'daki karı daha çok konuştuk, daha ön planda, hayatı olumsuz etkiledi dedik. Ancak kar sadece İstanbul'da değil, yurt genelinde de hayatı sekteye uğrattı. İşte karla çalışmalar, karla mücadele çalışmaları da bütün yurtta devam ediyor. Dilerseniz şimdi de o çalışmalara bakalım. Hop! Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas'ta 696 köye ulaşmakta güçlük çekiliyor. Şarkışlı ilçesine bağlı Yükselen Köyü'nde yaşayan 89 yaşındaki hasta iş makineleri yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Elazığ'ın Palu ilçesinde kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımı sağlanamadığı Andılar Köyü'ndeki hasta 5 saat süren zorlu çalışma sonucu hastaneye ulaştırıldı. Bir parmağını uzat böyle, bir parmağını. Bingöl Sebzali'nde bir kişi çatından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kar yağışı yurdun güneyinde de etkisini sürdürdü. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 mahallede yol açma çalışması başlatıldı. Vatandaşlar için çileye dönüşen kar yağışı renkli anlara da neden oldu. Ankara'nın Çubuk ilçesinde kızak şenliği düzenlendi. Aşağı Çavundur mahallesindeki Çubuk 2 barajında düzenlenen şenlik eğlenceli geçti. Kastamonu'nun Azdava ilçesinde bir kişi aracıyla yolda giderken iki yaban tavşanla rast geldi. Arkadaş kavga ediyorlar ya, böyle bir şey yok ya. İnsanı gülümseten tavşan kavgası cep telefonuyla görüntülendi. Hay Allah'ım yarabbim. He? Efendim, İstanbul'daki karsa sürücülere zor anlar yaşattı bildiğiniz ve gözlemlediğiniz gibi. Tabii kayan yol sebebiyle, yerlerin kayması sebebiyle kazalar da peş peşe yaşandı ve bu sebeple de otosanayilerde bugünlerde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'da cuma günü başlayan yoğun kar yağışından araçlar da nasibini aldı. Genellikle buzlamadan dolayı kaymalar var. Sağ sollarında ön tamponlar, ön fallar filan, ayna kısımları, yan taraflar. Genellikle kaymadan dolayı bunlar hasar görüyor. Etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle kaza yapan araçlar otosanayinin yolunu tuttu. Ana yollar ve ara sokaklar buz tutunca haliyle araçlar da zarar gördü. Araçlarıyla yola çıkan sürücülerse buz tutan yollarda zor anlar yaşadı. Buzlu yollarda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücülerden kimi duvara çarptı, kimi de öndeki araca çarptı. Haliyle araçlarda maddi hasar oluştu. Ortalama maliyetleri arabasının modeline, markasına göre değişiyor. Yani ortalama 15 bin, 20 bin, 30 bin o civarda çıkabiliyor. Çok sayıda araçlarda hasar oluşunca tamircilerde de kar mesaisi başladı. Yoğunluk arttı çünkü kaymadan dolayı sürekli olarak araçlar kaza yaptı. Kazadan dolayı da %50 bir artış oluştu. Tabii mağdur ettik de biraz fazla. Zorlu kış şartlarına rağmen kahraman Mehmetçiğimiz nöbete gece gündüz devam ediyor efendim. Sıfırın altında 20-30 derecede görev yapan askerlerin görüntüsü Milli Savunma Bakanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından paylaşıldı. İşte o görüntüler. Kahraman Mehmetçik kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı zirvelerde kardan iglolar oluşturarak vatan nöbetine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçiğin o zorlu kış şartlarına rağmen nöbet tuttuğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan var olsun yiğitlerimiz ifadeleri kullanıldı. Bu görüntülerde Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından servis edildi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede elleri tetikte kahramanca vatan nöbeti tutan komandolar PKK'ya geçit vermiyor. Kahraman komandolar kar kalınlığı 1 metreyi bulan Varto ilçe jandarma asayiş komando bölük komutanlığı bahçesinde Türk bayrağı açtı. İglo yaptıkları alanda karın üzerine önce vatan yazdı. Önce vatan! Bir yandan da güvenlik güçlerimizin ikna çalışmaları devam ediyor. İşte o çalışmalar sonucu teslim olan bir kadın terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu. Anne kızın kavuşmasında duygusal anlar yaşandı. Kadın terörist HDP tarafından kandırıldığını anlattı. Çocukların dağdan gelmesi için ailelerin Van ve Muş'taki evlat nöbeti de sürüyor. PKK'da çözülme sürüyor. Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonuç veriyor. 8 yıl önce henüz 14 yaşındayken İstanbul'dan dağa kaçırılan bir kadınla Avrupa'dan dağa götürülen bir erkek terörist PKK'dan kaçtı. İki terörist Şırnak Silopi ilçesi Habur sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Kadın terörist Batman'da annesiyle buluşturuldu. Ben vazgeçmedim. 8 senedir hep yüzüm yollardaydı. Bir gün mutlaka gelecek dedim. Kızına kavuşmanın sevincini yaşayan anne, evlat nöbeti tutan annelere destek mesajı verdi. Hiç kimse vazgeçmesin çocuğundan. Beklesinler, bir gün mutlaka kavuşurlar. Çok mutluyum. Diyarbakır'daki bütün annelere, inşallah onlar da kavuşur çocuklarına. Kadın teröriste HDP tarafından kandırıldığını söyledi. Bugünü bekliyordum anneme kavuşmak için. İstanbul'da HDP'de gençlik tarafından kandırılarak götürüldüm. Orada işte örgütü çok farklı anlatıyorlardı. Fakat öyle değil. PKK'nın iç yüzünü anlattı. Orada şiddet uyguluyorlar. Baskı çok fazla, psikolojik baskı çok fazla yapıyorlar. Polislerin kendisine çok iyi davrandığını söyleyen kadın terörist, gençlere ve örgüt mensuplarına seslendi. Kimse gitmesin oraya. Oradakilere de sesleniyorum. Eğer her fırsatta kaçış bulursalar gelip teslim olsunlar. Van ve Muş'ta da aileler evlat nöbetine devam ediyor. Van'da aileler HDP binası önüne yürüdü, eylem yaptı. Biz evlat mücadelemizi veriyoruz. Biz geri adım atmıyoruz. Biz HDP'den de PKK'dan da korkmuyoruz. Biz haklı mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz. Aileler, teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel'e tepkili. Bir milletvekili gidip sevgilisiyle dağda fotoğraf çekiyor. Artık o bütün deriler bizim elimizdedirler. Ama yine görmemekten, duymamaktan geliyorlar. Muş'ta yoğun kar yağışına rağmen aileler evlat nöbetini bırakmadı. 5 metre kar var. Karı içinde biz burada devam ediyoruz. Kardeşimi HDP'ye götürdü, PKK'ya sattı. Kardeşim gelmeyene kadar kar, kış demeden biz buradan kalkmıyoruz. Biz sonuna kadar kararlıyız. HDP il binası önünde bir araya gelen aileler oturma eylemi yaptı. Gidip PKK'yla ilişki yapır gelir. Gidin meclise milletvekili yapır. Yazıklar olsun size. Yeter bu kadar bize işkence yaptınız. Bu ne Kürt davasıydı? Kürt davası yok buradan. Askerimiz, polisimiz, bizim gözümüzdür, bizim çocuğumuzdur. Kimdir? Yabancı yok bizim içimizde. Bu Türk bayrağı hariç bir bayrak bize gerekmez. Sadece bayrağımızın altında yaşayan vatandaş kardeşiz. Türk kardeştir. HDP kardeştir. Sayın seyirciler, İzmir'de 3 yıl önce tüyler ürperten akıl almaz bir olay yaşanmıştı. 3 yıl önce yaşlı bakım evinde kaynar suyla yıkanmıştı 87 yaşındaki Fatma Uras. Olayın ardından da hayatını kaybetmişti. İşte onun ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Sanıklar Adli Tıp Kurumu'nun ölüm nedeni yanık ve yanığa bağlı su kaybı raporuna rağmen suçlamaları reddetti. Davaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Fatma Uraz'ın yaşlı bakım evinde kaynar suyla yıkandıktan sonra hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın ilk duruşması İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Hakim tarafları dinledi. Sanıklar suçlamaları reddetti.
Oysa Adli Tıp Kurumu 87 yaşındaki Uraz'ın ölüm nedeninin yanık ve yanağa bağlı su kaybı olduğunu tespit etmişti. İstanbul Tıp ve İzmir Adli Tıp raporlarında da ölüm olayının suyla haşlanma sonucu meydana gelen yanıklar neticesinde olduğu belli. Merhum Fatma Uraz'ın avukatı Hasan Bülent Güvençalan duruşmanın ardından ulusal kanala konuştu. Yıkanma sonucu meydana gelen olaydan sonra yaklaşık 6-7 saat müvekkil gelene kadar hastayla hiç ilgilenmediklerini, gerekli tedaviyi göstermediklerini, hatta acil servise kaldırılması gerektiği halde acil 112'yi aramayıp acil yardım istemedikleri konusunda özellikle belirttik. Sanıklarsa 87 yaşındaki Fatma Uraz'ın kaynar suyla değil penfikus hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini iddia etti. 3 yıl önce bakım evinde haşlanarak hayatını kaybeden Fatma Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer ihmallere dikkat çekti. Annemin Mayıs ayında yaşadığı bir cilt rahatsızlığının çok farklı ismini ilk kez duyduğum bir hastalık olarak ifade edip ona doğru yönlendirmeye çalışıyorlar davayı. Bizim Urla Devlet Hastanesi'nde Mayıs ayında yapılmış biyopsi raporumuz var elimizde. Türkiye'de sadece 400 kişide olduğunu iddia ettiler. Onlardan birinin de annem olduğunu iddia ettiler. Ama böyle bir şey olmadı. Adli tıp raporlarında vücudun %39'a varan kısmının kaynar suyla haşlanarak yanık şeklinde olduğu adli tıp raporlarınca ortada. Fatma Uraz neşe dolu biriydi. Ulusal kanala konuşan Zehra Yılmazer, başka mağduriyetler olmasın istiyoruz dedi. 6 saat içerisinde annem 6 litre sıvı kaybetmiş ve yaşanan elim sonuçta bundan kaynaklanan bir sonuç. Doktor diyor ki bize vaktinde getirilseydi şu an anneniz yaşıyor olabilirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın müdahillik talebini kabul eden mahkeme, sanık iddialarının araştırılması için uzman hekimlerin incelemesine karar verdi. Duruşma 7 Haziran 2022 tarihine ertelendi. Dileriz suçlular en ağır şekilde cezasını bulur. Efendim, Türk savunma sanayisinin en güçlü projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak'ta imalat süreci başlıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak projesindeki son durumla ilgili bilgi verdi. Uçak bu yıl ortaya çıkacak, fiziksel olarak göreceksiniz dedi. Milli Muharip Uçağın 2025'te ilk uçuşunu yapması, 2029'da da Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi hedefleniyor. Milli Muharip Uçağın her şeyini biz yerel yapmak zorundayız. Bu yatırım böyle. İniş takımları Türkiye'de yapılacak bunun. Motoru bunun Türkiye'de yapılacak. Bu yıl uçak çıkacak ortaya. Yani fiziksel olarak göreceksiniz onu. Zaten 18 Ekim 2023'te de motor çalıştıracak yani. Yani yer testlerine başlayacak. Şu anda tabii bizim kademe kademe önce bir konsept tasarlarsanız, rüzgar tünellerinde yaptıklarınızı test edersiniz. Şimdi buna bitirdik. Hedef şu, 18 Mart 2025'te ilk uçuşunu göreceğiz Allah'ın izniyle. 14 ayımız kaldı, ay sayıyoruz artık. Bir ara 18 ayında da her ay bir tane eksiliyor. Motor çalıştırıp hangardan çıkacak, onu göreceğiz. İyi gidiyor. Van semalarında çok nadir olarak rastlanan ve mercek adı verilen bir bulut türü görüldü. Saatlerce aynı noktada kalan dairesel bulut ilginç bir görüntü oluşturdu. Van'da görüntülenen bu bulut mercek bulutu olarak adlandırılıyor. Saatlerce aynı noktada kalan dairesel bulut gökyüzünde ilginç bir görüntü oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde mercek bulutunun tanımı yer alıyor. Tanıma göre mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda mercek bulutlarının oluşabileceği belirtiliyor. Bu haberle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önce hava durumunu izleyeceğiz. Yarın hava nasıl olacak diye merak edenler kaçırmasın. Ardından saat tam 20'de Yalancı'nın mumu ekranlarınıza gelecek. 21'de de Sinan Fıstıkoğlu'nun sunduğu Fikir Meydanı'nı konuklarıyla birlikte tabii ki izleyebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere diyoruz. İyi akşamlar. We'll be right back.
Müzik